Dikkat eyle baba, vatan uğrunda ölmek de var. Şayet başaramazsak beni asarlar, amma seni de ipe götürürler. Bu videomuzda kurtuluş için elini taşın altına koyan binlerce kahramandan birinin hikayesine tanıklık edeceğiz. Bu kişi kurtuluşun liderine ilk inanan din adamlarından biri olan Abdurrahman Kamil Efendi. Mustafa Kemal Osmanlı Genelkurmayı ile ortak plan doğrultusunda vapur mürettebatı dahil 79 kişiyle Samsun'a çıkar. Türkleri Avrupa'dan uzaklaştıran dış devletlerin yeni amacı olan Türkleri Anadolu'dan kovma fikrine çomak sokmak için kollarını sıvar. Bunu elbette tek başına yapmayacaktır. Zaten kendisi bedenen hayatını kaybedene dek her zaman milletle beraber kazandık. Bu zafer milletin zaferi demiştir. Samsun'dan sonra Amasya'ya gitmiştir. Bu videoda ele alacağımız Abdurrahman Kamil Efendi ile de Amasya'da tanışmıştır. Peki kimdir bu Abdurrahman Efendi? 1850'de Amasya'da doğmuştur. Ataları 200 yıl önce Kırım'dan göçmüştür. Din dışında şiir ve edebiyatla da ilgilidir. Babasının eğitimci olmasından dolayı kendisi ve kardeşleri de eğitimle hep iç içe olmuştur. Mustafa Kemal Paşa milli mücadele ateşini yaymak için Amasya'ya geldiği 12 Haziran 1919 tarihinde Abdurrahman Efendi de karşılayan heyette bulunmuştur. 1921 yılında hayata veda eden Müftü Hacı Tevfik Efendi ve Vaiz Abdurrahman Efendi Paşa'yı karşılar. Hacı Tevfik Efendi Amasya halkı olarak emrinizdeyiz dediğinde Mustafa Kemal Paşa çok mutlu olur. Hüsrev Gere de anlatıyor. Hüsrev, görüyor musun? Müftü Efendi Hazretlerine söylüyor dedi. Ve o heyecan içinde o ilk günlerin en güzel, inandırıcı ve aydınlatıcı konuşmasını yaptı. Vaiz Abdurrahman Efendi Mustafa Kemal'in konuşmasını ilk dinlediğinde oldukça etkilenmiş, yanındakilere "Bu paşa başka paşa, bu paşa bildiğimiz paşalardan değil." demiştir. Daha sonrasında Saraydüzü kışlasında sohbet etmek için oturulmuş, memleket meseleleri konuşulmuştur. Sultan Beyazıt Camii vaizi Abdurrahman Kamil Efendi müsaade istemiştir. Çünkü yarın cuma vaktidir ve vaaz verecektir. Mustafa Kemal Paşa bunun üzerine ayağa kalkmış ve hocayla aralarında şu konuşma geçmiştir. "Baba, yanına bir adam katayım. Etraf karanlıktır. Gözlerinin ışığı beni götürür paşam. Sağ olasın." Mustafa Kemal Paşa hocanın milli mücadele safında yer aldığını anlamış olacak ki hocaya bakıp şöyle demiştir. "Baba, bu işte muvaffak olmak da var, olmamak da var. İnşallah muvaffak olacağız. Eğer başaramazsak beni asarlar. Ama seni de ipe götürürler. Ne dersin?" "Oğul, sen ki genç yaşta başını vatan millet uğruna feda etmişsin. Benim bu ihtiyar kelleyi de koy senin uğruna feda olsun." Bu cevap sonrası Mustafa Kemal'in ne denli mutlu olduğunu varın siz düşünün. Bir süre sonra Mustafa Kemal komiser muavini Osman Bey ile Abdurrahman Efendi'ye bir not yollar. Yarınki vaaz sırasında milli mücadeleyi ve ülkenin halini anlatmasını ister. Yarın olmuştu. Cami, civar köylerdeki vatandaşların girişiyle de hınca hınç dolmuştu. Abdurrahman Efendi acaba ne diyecekti? Mustafa Kemal hocaya gördü. "Baba, hazırladın mı?" dedi. O da "Tamamdır oğul, tamamdır." dedi. Sultan Beyazıt Camii'nde vaaz başladı. "Muhterem evlatlarım, Türk milletinin, Türk hakimiyetinin artık hikmeti mevcudiyeti kalmamıştır. Madem ki milletimizin şerefi, haysiyeti, istiklali tehlikeye düşmüştür, artık bu hükümetten iyilik ummak bence abestir. Şu andan itibaren padişah olsun, isim ve ünvan ne olursa olsun, hiçbir şahsın ve makamın hikmeti mevcudiyeti kalmamıştır. Tek çare, halkımızın doğrudan doğruya hakimiyetini eline alması ve iradesini kullanmasıdır." Bu ve bunun gibi sözlerle birlikte halk coşmuştu. İlerleyen zamanlarda Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu. Abdurrahman Efendi bu cemiyete 15 altın bağış yaptı. Bu başlangıç halk çapında Mustafa Kemal ile birlikte ilk yürüyüş olması sebebiyle oldukça önemlidir. İlerleyen günlerde tertip edilen büyük mitingde Mustafa Kemal ve Abdurrahman Efendi bir takım konuşmalar yaptı. Abdurrahman Efendi konuşmasını şöyle bitirdi. "Muhterem Paşa Hazretleri, şu görmüş olduğunuz Türk evlatlarının heyeti umumiyesi başta ben olmak şartıyla şu andan itibaren size biat etmiş bulunmaktayız. Vatan ve milletimizin refah yolunu buluncaya kadar sizlerle birlikte el birliği yapacağımıza söz veriyoruz. Bugünden sonra milli mücadele Mustafa Kemal'in öncülüğünde her geçen gün büyümüştür. Amasya'dan bu destek gelmeseydi milli mücadele yürümez miydi derseniz elbette yürürdü. Ama benim amacım ilk baştan itibaren bu yola baş koyan insanları sizlere tanıtmak. İşte Abdurrahman Efendi de anılmayı kesinlikle hak edenlerden biri. Her neyse, şimdi Cumhuriyet'in ilanından sonrasına gidelim. Hani bir kesimin Mustafa Kemal hocaları kullandı, Cumhuriyet'i ilan ettikten sonra hepsini elinin tersiyle itti. Söylemi var ya, bakalım bu söylem doğru muymuş? Mustafa Kemal bu hocayı kullanıp daha sonra elinin tersiyle itmiş mi?
24 Eylül 1924 Cumhuriyet ilan edilmiş. Mustafa Kemal ve eşi Latife Hanımefendi'nin onuruna Amasya Belediyesi'nde 50 kişilik bir akşam yemeği verildi. Bu ziyafete Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle Abdurrahman Kamil Efendi de davet edildi. Mustafa Kemal'in eşi Kamil Efendi'nin elini öptü. Mustafa Kemal şu konuşmayı yaptı. Muhterem efendiler, benim için, memleket için, inkılap için çok mühim günler geçirdiğim bir şehirde bulunuyorum. Bu şehrin muhterem ahalisi gecenin karanlığına rağmen beni uzaklardan çok parlak, pek hareketli, samimi tezahüratlarla karşıladılar. Bu dakikada halkın kıymetli temsilcileriyle, mensuplarıyla bir sofrada bulunuyorum. Bütün bunlara ait hissiyatım, efkarım o kadar çok, o kadar heyecanlı haldedir ki bunları ifade ve izan için beşeri lisanını gayri kafi görüyorum. Amasya'da geçirdiğim günlere ait iki hatırayı ihya etmeden geçemeyeceğim. Biri bugün müftünüz bulunan Kamil Efendi Hazretlerine aittir. Efendiler, bundan 5 sene evvel buraya geldiğim zaman bu şehrin halkı da bütün millet gibi vaziyeti hakikiyi anlamamışlardı. Fikirlerde karışıklık vardı. Beyinler adeta durgun bir haldeydi. Ben burada birçok kişiyle beraber Kamil Efendi Hazretleriyle de görüştüm. Bir cami-i şerifte hakikati halka izah ettiler. Efendi Hazretleri halka şöyle dediler. Milletin şerefi, haysiyeti, hürriyeti ve istiklali hakikaten tehlikeye düşmüştür. Bu felaketten kurtulmak icap ederse vatanın son bir ferdine kadar ölmeyi göze almak lazımdır. Padişah olsun, halife olsun, isim ve ünvan ne olursa olsun hiçbir şahıs ve makamın hikmeti mevcutiyeti kalmamıştır. Tek çare kurtarıcı halkın doğrudan doğruya hakimiyeti eline alması ve iradesini kullanmasıdır. İşte Efendi Hazretlerinin bu doğru yolu gösteren vaaz ve nasihatinden sonra herkes çalışmaya başladı. Bu sebeple Müftü Kamil Efendi Hazretlerini takdirle yad ediyorum. Ve genç cumhuriyetimiz bu gibi ulemayla iftihar eder. Aradan 4 yıl geçmiştir. Mustafa Kemal tekrar Amasya'ya gelmiştir. 18 Eylül 1928. Abdurrahman Kamil Efendi'nin torunu Nafiz Yetkin anlatıyor. Uzaktan trenin düdük sesi duyuldu. Tren yavaş yavaş geliyor. Atamız pencereden bakarken halkı selamlıyordu. Tren durdu, kapı açıldı. Atamız trenin merdivenlerinden bir basamak inerek ikinci basamakta durdu. Etrafına bakarak şöyle dedi. Müftü Efendi nerede? Halk açıldı ve dedeme yol verdiler. Ben de dedemin koltuğuna girerek öne geçirdim. Ata son basamaktan dinerek hiç konuşmadan gülümseyerek dedeme yaklaştı. Hemen gözüne çarpan köstekli saatin anahtarını okşarcasına tutarak ''Bu nedir? Bu cennetin anahtarı mı yoksa? Ver de cennete gidelim.'' diyerek espri yaptı. Dedem de ''Asıl cennetin anahtarı sende paşam.'' dedi. Atamız bu cevaba karşılık hayret içinde gülerek ''Cennetin anahtarı nasıl bende olur?'' diye sorunca dedem Müftü Efendi hemen şu cevabı verdi. ''Nasıl olur da anahtar sende olmaz ki? Sen ki cahil halka okumak üzere kitap getirdin. Bundan hala cennetin anahtarı olur mu?'' Atatürk gülerek dedemin koluna girdi. Bu arada Mustafa Kemal Paşa halk evinde hazırlanan kara tahta önünde Amasyalıları yeni harflerden imtihan ediyordu. Belediye reisinden sonra dedeme sordu. ''Baba, sen öğrenebildin mi?'' Dedemse ''İmzamı atabiliyorum paşam.'' dedi. 22 Kasım 1930 sonuncu Amasya ziyareti. Her zamanki gibi Abdurrahman Efendi Mustafa Kemal'in yanında. Fox Film Şirketi bu anları videoyla ölümsüzleştiriyor. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelirken bir kişiye dahi bu kahramanımızı tanıtabilmiş, Atatürk'ün gerçek vatansever din adamlarıyla değil, günümüzdeki gibi sahte dincilerle uğraştığını anlatabilmişsem kendimi mutlu sayacağım. Kalın sağlıcakla.